İstanbul, ah güzel İstanbul, yüzlerce semt, mahalle ve mekan isimlerinin nereden geldiğini merak ediyorsanız lütfen videoyu izlemeye devam edin. Yeşilköy. Burası eski adını Ayas Stefanuslu Gazi'den alıyordu. İlk din kurbanlarından olan Aziz Stefanus'un mezarı Filistin'den Vatikan'a taşınırken İstanbul'dan yola çıkan gemi fırtınaya tutuldu ve şimdiki Yeşilköy, Yeşilköy sahiline sürendi. Fırtına o kadar kuvvetliydi ki Aziz'in kemiklerini taşıyan layıt günlerce bir çadırda saklandı. Daha sonra bu olayın anısına oraya bir kilise yapıldı ve Ayas Stefanus denildi. Bu isim Cumhuriyet sonrası uzun yıllar bu semtte oturan yazarımız Halit Ziya Uşaklıgil'in önerisiyle Yeşilköy olarak değiştirildi. Hasköy. Haliç kıyısındaki Hasköy'de ismiyle ilgili muhtelif rivayetlerin döndüğü yerlerden biridir. Kimine göre Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u kuşattığı zaman otağını buraya kurmuş ve bu yüzden buraya hükümdara özgü, yani hükümdara has manasında Hasköy adını almış. Diğer bir rivayet 2. Selim döneminde yaptırılan has bahçelerden geldiği sanılmaktadır. Son rivayette ise Aya Paraskevi Kilisesi'ne götürü uzun yıllar semte Parasköy denilmiş olması. Bu isim zamanla Hasköy'e dönüşmüş diye söylenmektedir. Kıymetli takipçiler, Hadımköy semt adını bir rivayete göre Fatih Sultan Mehmet'in emriyle Hadım Baba ismindeki bir hadım ağasına bağışlanan topraklara kurulmasından ötürü almış. Bir diğer rivayete göre ise hizmet eden anlamına gelen Hadim kelimesinden alıyor. Yani hadim değil de hadim. Bu sefer karşımızda Hadim Baba vardı ve o bir hadım ağası değildi. Kendi adını taşıyan caminin avlusundaki türbesinde yatan bu zatın kim olduğu ise hala bilinmemektedir. Erenköy. Bir zamanlar üzüm bağlarıyla ünlü bu köyün geçmişi Orhan Gazi döneminde bölgeye yerleşen akıncılara ve savaşçı dervişlere uzanmaktadır. Burada oturan ve halk tarafından çok sevilen Eren Baba, çevresindekilere bilgeliğini semtte ise adını bahşetmiş. 1800'lerin sonunda Haydarpaşa İzmit Demiryolu Bostancı uzatıldığında ise istasyona göre içeride kalan asıl Erenköy, İç Erenköy olarak ismini almış. Demirciköy, Osmanlı zamanında padişah ve paşaların avlanmaya gittiği bu yer mesire alanlarıyla ünlüydü. Hatta paşaların rağbeti yüzünden buraya Paşalar Köyü de deniliyordu. 17. yüzyılda köye gelen aileler demircilikle uğraştığı için bu ismi alan köy, Fransız devriminden kaçıp İstanbul'a gelen Alyon ailesi sayesinde popüler hale gelmişti. Bu Fransız ailesi yaz aylarını burada geçirmeye başlayınca köy bir anda zenginlerin uğrak yerine dönüşmüş. Çekmeköy. Anadolu yakasının Üsküdar'a bağlı en eski köylerinden Çekmeköy, geçmişte ormanlarıyla meşhurdu. Ahalisi civardaki cami ve imarethanelerin odun ihtiyacını karşılamaları şartıyla buraya yerleştirilen köyün ismi konusunda birkaç rivayet var. İlk rivayete göre Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet zamanında 7 kardeş tarafından kurulmuştu. Bu 7 kardeşten 6'sı eşkıyalar tarafından öldürülünce 7.'si Çekme Tetiği demişti ve köy adını böylece almıştı. Diğer rivayete göre ise avcılar avladıkları büyük hayvanları çekerek köye getirilirmiş. Bu yüzden ismi Çekmeköy olarak kalmış. Boyacıköy. Bugün Avrupa yakasında Boğaz kıyısında Emirgan ile Balta Limanı arasında yer alan tarihi konaklarıyla ünlü bu semt adını 3. Selim zamanında aldı. Sultanın kırklarından fes, şayak, aba ve çul benzeri kumaşları boyamak ve bu sanatı yaygınlaştırmak için getirttiği 40 kişilik Kafkaryodi de deniliyor. Ailesi buraya yerleştirilince semtin adı Boyacıköy olarak kalmış. Bir taraftan boyacılık sanatının icra edildiği Boyacıköy, diğer taraftan sahil boyu sayfiye yeri olarak yazları kentin ileri gelenlerini ağırlıyordu. Asinköy. Burası 1959'da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin üyeleri tarafından kooperatif olarak kuruldu. Sakinler arasında mühim gazeteciler, yazarlar eksik olmadı. Yaşar Kemal, Altan Erbulak, Çetin Altan, Hakkı Devrim, Mehmet Ali Birant burada oturdu. Ahmet Altan, Orhan Kemal'in büyük oğlu Kemal, Umur Tarlı gibi isimler ise semtin futbol takımında top koşturdu. Eski otomobil pazarı ile ünlü Flora ile Atatürk Ormanı arasındaki bu semt elbette adını Türkiye'nin basın hayatına damgasını vurmuş sakinleri sayesinde aldı. Arnavutköy, Ortaköy ve Bebek arasında yer alan semtin ilk çağda adı Estai, Bizans döneminde ise Promoti ve Anapros'tu. Burası uzun süre Nikos Michelius veya Şile İskele adıyla da anıldı. Fatih Sultan Mehmet Arnavutluk'u Osmanlı topraklarına katınca
Buraya Arnavut göçmenler yerleştirildi ve bölge bu ismi aldı. 16. yüzyılda üzüm ağalarıyla ünlü bu yörede halkın avlanmasının yasaklanması istenmiş. Bostancı başına gönderilen bir fermanda burası Arnavutköy olarak geçmişti. Ataköy, Osmanlı'nın en ilginç semtlerindendi ve eski adı Baruthane'ydi. Bir zamanlar İstanbul'un epey dışında kaldığı için II. Mahmut buraya Baruthane yaptırmıştı. Ama 1950'lerden itibaren başlayan kentleşme ve göç hareketinden burası da nasibini alacaktı. 1955'te Emlak Kredi Bankası Bakırköy Topkapı arasındaki semte 50-60 bin nüfuslu bir yerleşim yeri kurmayı planladı. Konutlar 3 sene sonra göğe yükselmeye başlamıştı. O dönemde yapılan ankette de ismi Ataköy olarak kabul edildi. Ali Bey Köy. Burası adını Karasi Beyliği emirlerinden Gazi Evranus Bey'in oğlu Ali Bey'den aldı. Orhan Bey zamanında Osmanlı'ya bağlanan Karasi Beyliği, Rumeli'deki fetihlerde öncüydü. Gazi Evranus Bey'in oğlu Ali Bey de ailesinin namını sürdürdü ve Fatih Sultan Mehmet'i fetihlerinde destekledi. Padişah da başarılarından ötürü onu şimdiki Ali Bey Köy semti sınırlarında bir çiftlikle ödüllendirdi. Bu semtin alameti farikası sadece fetihleriyle ünlü beyleri değil, bir de uçsuz bucaksız mısır tarlalarıydı. Ama günümüzde tarlalar yerini semtin göbeğindeki dev mısır heykellerine bıraktı. Kıymetli takipçiler, devamı bir sonraki videoda. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Teşekkürler.